OKB'nin kökünün biyolojik olmadığı, beynin kimyasal dengesizliği olmadığı veya genetik olmadığını defalarca konuştuk. OKB'nin e, psikiyatrinin kanseri olduğunu, tedavi edemediklerini yine konuştuk. İlaçların sadece bazı takıntıları yok ettiğini, yani aslında maskelediğini, gizlediğini adeta çöpü halının altına süpürmek gibi geçici bir çözüm olduğunu e, defalarca konuştuk yine Peki e, bir kişi ilaç ilaçları bırakıyor psiko eğitim alıyor yine de çözüm bulamıyorsa acaba nedir örnek vereyim ben size bir insan ilaçları bıraksın Tamam ee, OKB'nin kökünü ne demiştik geçmişteki bir utanç bir korku bir aşağılanma bir adaletsizlik demiştik yani yenilen pehlivan güreşe doymazmış OKB bu sebeple ömür boyu kendini tekrar eden ömür boyu süren bir bozukluk üzerine gidilmesi gerek bakıyorsunuz ki ilaçları bıraktık tamam İlaçlar maskelemiyor bizi bir takım sorunların üzerine gittik, onu da aydınlattık. Ama yine çözülmüyor. İşte buradaki dikkat edilmesi gereken nokta üzerine gitmediğimiz sorunlar vardır. Freud diyor ki, ben Freud'u da sevmem. Ancak söylediği doğru şeyler de var. Bir insan bir yere bakıyorsa, orada bir şey vardır diyor. Eğer bir insan bir yere bakmıyorsa, Orada kesinlikle bir sorun vardır diyor. Örnek vereyim. Genelde OKB yani belli bir yaşta patlar. Gençlik yaşında diyelim. 18-19 yaşında patladı diyelim. Bir olayı takıyor. Mesela diyelim ki bir kavgayı takıyor. Tüm sorunlarını ona bağlıyor. Ancak bir bakıyorsunuz ki geçmişine düşünmüyor. Örnek vereyim. 9 yaşında babasını teyzesiyle görmüş. Uygunsuz bir şeyde. Bunu beyin düşünmüyor. Aslında belli bir noktayı odaklanarak tüm sorunlarını oraya yığıyor. Yani gücü, dişi kimi geçecekse onun üzerine gidiyor. Bu beynin bir oyunu. Bunun için düzelmiyor. Düzelmemelerinin nedeni, nedenlerinden birisi bu. Bakınız şöyle söyleyeyim. Bir insan 4-5 yaşından beri travmalarla büyüsün. Bu travmalara yani kronik travmalar 21-22 yaşına kadar sürsün. Diyelim ki 10 tane travma olsun. Ağır travmalar. Kendi suçu olsun veya başkalarının ona karşı işlediği suç aşağılanma yani OKB nedeni olsun. En çok kime takar biliyor musunuz? Kime gücü yetecekse, kim zayıfsa, kim hafifse onu takar. Gücünün yetmediği, dişinin geçmediği hiçbir şeye takmaz. Ha, birini çözer öbürü gelir. Birini çözer öbürü gelir. Bu sebeple OKB aslında bir nevi beynin sigortasıdır. Gelelim bu konulara. Dikkat edin, hep eğitimden bahsediyoruz. Tıp bunun neresinde? Bun, tüm bunların tıpla ne alakası var? Kalple, böbrekle, bağırsakla ne alakası var? O KB bir insanlar arasındaki bir sorun sonucu doğuyor. Hadi psikolojinin kökü olabilir, psikolojiyi de kabul etmiyoruz. Ancak insan ilişkilerini inceleyecek bir bilim olmalı. Bunu kültür bilimi diyoruz. İnsanın ürettiği her şeyi veya hayvan davranışları diyoruz. Bunun incelemesi lazım. Bu sebeple OKB'nin ilaçla alakası yok. Aslında tıpla alakası yok. Bu sebeple ilacı uygun yöntemlerle hekim kontrolünde dozları azaltarak teker teker kapsülü, şurubu ve hapa çevirerek bırakmalıyız. Gerçek sorunların üzerine gitmeliyiz. İlacı bıraktığınızda ne kadar OKB e, takıntı, ne kadar hastalıkla düşünce varsa üzerinize gelir. Birçoğu tekrar hapa döner. OKB rahatsızlığı olan kişilerin e, uyuşturucu kullanımı veya hap kullanımının altında yatan neden katlanılamaz sorunlar vardır. Ben biliyorum. Birisi bıraktı hapı sorunların üzerine gitti, gerçek sorunların üzerine gitti, kaldıramıyor. Bu yükün altına giremiyor. Hapa tekrar geri döner. Çünkü kapayı uyuşturmak en iyi çözümdür. Bu sebeple vakit yakın iken OKB'nin veya takıntıların çözümü ilaçları bırakmak OKB ile eğitim yoluyla mücadele etmektir. Psikiyatristler bir tek tedavi ettikleri bir OKB hastası göstersinler. Yani OKB bozukluk yaşayan insan göstersinler. Tedavi ettikleri bir tek insan yok. Ben hiç görmedim.